İyi akşamlar, hoş geldiniz. Evet, maçı değerlendirecek olursak, yani yapmış olduğumuz analizlerde Galatasaray'ın neler yapabileceğini açıkçası çok iyi biliyorduk. Ama yeni bir takım olduğu için bizim takımımızın neler yapabileceğini açıkçası görmek istiyorduk. Çünkü çok sayıda yeni oyuncu alındı bildiğiniz gibi. Bu açıdan hem oyuncuları bireysel anlamda hem takım olma adına hem de Türkiye'nin şampiyonu oynayan takımlardan bir tanesi karşı ne gibi reaksiyon göstereceğimizi görme adına bizim için iyi bir karşılaşmaydı. Karşılaşmayı aslında kötü başlamadık. Özellikle ilk 7-8 dakika diyeyim. Çünkü goller gerçekten çok erken geldi. Galatasaray'ı oynatmam adına. Çünkü onların özellikle kanatlarını durdurma adına orta sahayı biraz daha pas alanlarını kesme adına öyle bir oyun planı belirlemiştik. Diğer taraftan da kazanmış olduğumuz toplarda da bekler çok fazla ileriye çıktığı için onların arkasına oluşacak alanları iyi bir şekilde değerlendirmek planıyla çıktık açıkçası karşılaşmaya. Ama yemiş olduğumuz yani birinci ve ikinci gol tamamen takımımızın, yani yeni olan bir takımın direncini açıkçası düşürdü. Çünkü eğer 30-35 dakika maçı 0-0 götürebilseydik tamamen değişik bir karşılaşma izlerdik. Yani yemiş olduğumuz gollar da gerçekten çok enteresan goller. Birinci gol olsun, ikinci gol olsun. Yani çok biraz da şanssız, talihsiz goller. Diğer taraftan yani yeni takım olmanın sıkıntılarını da şu şekilde yaşadık. Belirli bir noktaya kadar zaman zaman geldik, 18 etrafına kadar, ama 18'in içerisindeki o koordinasyonu tam olarak sağlayamadık. Bu da çok net bir şekilde görüldü. Eğer karşılaşmayı tamamen tekrar gözümüzün önünden geçirecek olursak belki 18 etrafında, Galatasaray'da tabii ikinci devre biraz tempoyu düşürdü, bu da bir gerçek, ama ona rağmen ikinci devre 18 etrafında bir aile topla buluştuk. Ama maalesef koordinasyonu 18 içerisinde ve etrafındaki o koordinasyonu eksikliğinden dolayı pozisyonu yeterince giremedik yani. Bu karşılaşma bize bir hayli veri verdi. Hem futbolcuların bireysel anlamda hem de takım adına neler yapabileceğimizi. Bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalar, özellikle önümüzdeki 3-4 haftalık karşılaşma, direkt yani ligde işte kalma mücadelesi verecek olan takımlara karşı, işte önümüzdeki hafta Antalya'ya gideceğiz. Akabinde Denizli bize gelecek. Yani bu karşılaşmalar bizim adımıza hayati bir karşılaşmalar. En kısa süreçte futbolcularımızla tekrar oynamış olduğumuz karşılaşmayı göz önünden geçirip biraz daha fazla saha içerisinde mesai harcayaraktan o koordinasyonu ve birlikte oynamayı sağlayıp sonuç almaya gideceğiz.